Alman hususunda karar vermedim. Alıp alamayacağımı bilemiyorum. Ama fiyatların yükseldiği de belli. Bunun tabii çeşitli sebepleri var. Ancak ülkenin genel ekonomik şartları içerisinde hükümetin bu konuda özel bir tedbir alması gerekiyor. İnancının gereği olarak kurban görevini yerine getirmek isteyen samimi insanlara destek olmasını bekliyoruz. Ben bütün insanların inançlarına saygılıyım ama hiçbir canlı, hiçbir şey kurban olmamalı. Kurban olmamalı çünkü insanlar önce kendi düşüncelerindeki, kalbindeki inançlarına kendileri affettirmeli. Kurban keserek, Allah'a dua ederek bir insanın şeyi kabul edilemez. Hiçbir kurbandan yana değilim. İnsanların canlarını canlarından almalarında karşıyım. O nedenle keşke kurban kesmesek, keşke bütün yapıları o değerde değerlendirsek diye düşünüyorum. Tabii ki kurban alamadık ama gerçekten çok aşırı derecede arttı. Bu da şeyden dolayı artıyor, yani işte samana mamana gelen zamlardan dolayı artıyor. Hani çiftlik tarımdan çiftliğe, çiftlikten buraya ve sonuç bu. Kötü. Gerçekten çok kötü. Hani zenginin hatta ne bileyim parası olana güzel de gerçekten hani maddi durum, asgari ücret, evini geçirecek bir insan için çok zor. Kurban kesmek çok zor artık. Vallahi bu ekonomik şartlarda gayet normal yani. Pek fazla artışı yok yani. Normal. Geçen sene hemen, bu sene aynı hemen hemen. Ben keseceğiz. Biz 6 kişi bir danaya girdik. Yani fiyatlar tabii biraz yüksek. Yüksek ne ama Allah'ın dediği olur canım. Sonuçta imanımız gereği yapılması gereken bir şey. Keseceğiz. Allah'ın dediği olur ya. Öncelikle herkesin Kurban Bayramı'nı candan kutluyorum. Tabii ki herkes bütçesine göre hareket eder. Aldım çok şükür. Aldım. İnşallah Allah nasip ederse kesmeyi düşünüyorum. Buna cevap verebilirim. Ya zaten her yıl biliyorsunuz bir şeyler artıyor. Biz de bunlara alıştık. Artık isyan etmeden yapacak bir şey yok. Ama her yıl alıyoruz şükürler olsun. Olmasa biraz daha hisseyi fazlalaştırıyoruz. Hani atıyorum 5 kişiyse 6 kişi yani amaç kesmekse onu yapıyoruz. Olay bu. Vallahi sana bir şey söyleyeyim. Ne kurban alabildim ne bir şey. Şimdi bizi devlet hükümlü olarak cezaevinden koronadan dolayı çıkardı. Ne iş imkanı sağladı ne bir şey sağladı. Koronadan dolayı çıktık, en azından hükümlere, devletten bir ricam var. Hükümlere iş imkanı sağlasın. Çünkü iş imkanı olmadığı zaman kötü yola %90 kötü yola gidiyoruz. Ya şimdi doğru diyorsunuz, artışlar var da ben mesela emekliyim. Her yıl emekli ikramiyeme göre kurban kesiyorum. İkramiyeler verildiği zaman, hani bayram ikramiyeleri 1100 lira. Onu nasıl tamamlayacağım? Onu düşünün. Doğrudur, haklısınız. Evet, yüksek fiyatlar. Efendim ben emekli bir insanım. 96'nın 13 Haziran'da emekli olmuşum. Aldığım şu anda 3000 lira. Hayat olmuş 1500. Nasıl ben kurban alabilirim ki? Elbette gönül ister ki kurban almayı. Çoluğumuzu, çocuğumuzu, torunumuzu en azından hiç değilse bir gram, 10 gram neyse et yedirmeyi isteriz ama maalesef. Aldık. Allah kabul etsin. Yani beraber 5 kişi paylaşacağız. Peki kurban fiyatları hakkında ne düşünüyorsun? Kurban fiyatları geçen senenin aynısı. Geçen seneki kurban fiyatlarının aynısı. Hiç değişmemiş.